Herkese merhaba ve Sims 4 oynayalım bölüm 57'ye hoş geldiniz. Şu anda karşınızda kim var? Selena Gomez var. Selena Gomez ne yapıyor? Portakal suyunu aldı ve yeni versiyonuyla ailesinin yanına oturdu. Evet, Selena Gomez'in kıyafetlerini değiştirdim gördüğünüz gibi. Ve daha çok normal bir Selena'ya benzetmeye çalıştım. Yani Selena Gomez çok dinliyorum da hani çok deli gibi bir hayran olmadığım için. Ya yine de seviyorum da hani. Bir Selenator mı ne? O değilim yani. O yüzden hani nasıl giyindiğini bilmiyorum. Ama araştırarak böyle buna benzer bir şey giydirdim ona. Umarım yakışmıştır. Bence yakıştı. Yırtık pantolon. Movie hangout üst. Ve bir adet. Stiletto. Bu stiletto mu bilmiyorum bile. Yargılamayın. Neyse. Bu bölümde Sims'in... Sakin ol bu ne lan? Kes şunu. Tam sakinleş. Sims'in 16. yıl dönümü olduğu için 16 yıl önce 4 Şubat'ta Sims 1 yayınlandı. Yani piyasaya sürüldü ve bu yüzden oyuna gelen yeni bir update ile beraber birkaç tane yeni şey eklemişler. Hatta birkaç tane değil, çok daha fazla yeni şey eklemişler. İyi ki böyle bir tablo. Bu tablo yeni gelmiş. Bence çok bir özelliği yok ama yani yine de gelmiş, yeni söylemek istedim. Öbür tablo ise daha önemli bir tablo. Bu tablo. Bu palyaço, üzgün palyaço tablosu. Bunun niye daha bir anlamı var diye sorarsanız, niye sorarsanız bilmiyorum ama bana göre var. Boş verin. Sims 1'de sanırım bunun gibi bir tablo vardı. O yüzden hani Sims 1 oynayanlar anladı beni. Ne kadar nostalji yaşadığımı. Bu önemli bir tablo. Bu yüzden bunu koymaları bence güzel bir hamle olmuş. Onun dışında yeni gelen update ile beraber burada şunları temizle Allah aşkına. Bok gibiler. Pardon da yani gerçekten iğrenç kokuyorlar. Neyse. Yeni bir trait geldi oyuna. O trait ise Selena Gomez'de artık var. Selena Gomez'e koydum o trait'i. Kleptomanyak. Yeni gelen trait kleptomanyak. Kleptomanyak ne diye sorarsanız insanların bir şey aşırma, bir şey çalma içgüdüsü olan insanlara kleptomanyak deniliyor. Hep bir şey çalmak istiyorlar. Her zaman bir şey çalıyorlar. Çalmazlarsa kötü hissediyorlar. Rahatsız oluyorlar. Bence bu çok garip bir şey. Bu Sims 3'te vardı. Sims 4'de de getirmişler. İyi bir şey olmuş. Selena'ya da denemek amacıyla koydum. Acaba ne aşırabiliyoruz? Galiba henüz bir şey aşıramıyoruz. Çünkü şu an şeydeyiz. Kendi evimizdeyiz. O yüzden aşırabileceğimiz bir şey yok. Onun dışında gelen yeni şeylerden birisi ise Grilled Cheese Aspiration. Grilled Cheese Aspiration'da Sims 2'de vardı. Ve Selena ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu kız? Abi çöp için ta dışarı çıktı mal. Neyse hiç olmazsa etrafı temiz tutmaya çalışıyor. Yeni gelen grilled cheese aspiration nasıl yapılıyor diye sorarsanız grilled cheese yemeniz gerekiyor. Mesela Selena 8 tane grilled cheese yapsın. Ve aspiration'ı açalım bakalım ne olacak. Çünkü bunu görmenizi isterim. Bu arada siz ne yapıyorsunuz ya? Siz evlenin artık, bebek yapın ya. Yeni nesile geçmemiz lazım. Nesil nesil artsın artsın. Popo popo. Niye köylü gibi konuştum bilmiyorum. Onun biraz... Boynunu öp. Selena da şurada bize grilled cheese yapsın. Bu arada Selena adult. Yani yetişkin. Ve 4 gün sonra yaşlanıyor. Şunu bir azaltsak mı? Game options'dan. Gameplay. Sim lifespan'ı normal yapalım. Çünkü daha şey olmasını istemem. Selena Gomez'in yaşlanmasını. Neyse. Bunlar ne yapıyor böyle? Mesela onu yapın siz. Gelin. Havuza çıkın. Havuz dediğim hot tub. Jacuzzi'de mass round yapın. Ne bileyim yaptırasım geldi şu anda bilmiyorum. Diego da işten geldi. Ne kadar alakasız Diego'nun iş kıyafeti. Kendi hayat tarzına hiç uymayacak bir kıyafet giymiş Diego. This is not your life Diego. This is not your life. Heh. Bir kendi haline dön. Sıkılmış. İyi bari. Bekle otur sen burada. Selena sana ne yapıyor? Grilled cheese yapıyor. Onu yersin. Mışıl mışıl. Mışıl mışıl yemezsin. Hapur hopur yersin ya da şapur şapur bilmiyorum. Şu an iyice saçmaladım. Harika, Selena sanırım yaptı. O zaman grilled cheese yiyerek popomuzu patlatabiliriz. Bir tane ye. Gerçi umarım kilo almaz ama. Başkası mı yesin? Evet başkası yesin. Kim aç? Galiba Diego aç değil mi? Aynen Diego aç. O zaman Diego gelsin grilled cheese yesin. Gel şuradan bakalım. Aspiration'ı açabilecek miyiz? Yeni gelen bir şey daha var dostlar. Bu da ne diye sorarsanız. Gardener yani bahçeci NPC'si. Bahçeci Sims 4'te yoktu ve bunu yeni eklediler.
Bunu yani oyuna yeni bir şey diye sürmeleri biraz garip tabii ama hani aslında sürmüyorlar. Sadece update ile beraber koyuyorlar. Hani böyle aslında alttan diyorlar ki biz size getirmediğimiz şeyleri böyle yavaş yavaş veriyoruz. Niye yapıyoruz? Bilmiyoruz biz de salağız. Aynen öyle. Gerçekten ölsünler yani. Neyse buradan hire service diyelim. Ben de ilk kez görüyorum. Bakalım nasıl gelecek. Burada bahçeci mi dedim ben ya? Çok özür dilerim. Türkçem kötü, özür diliyorum. Bahçıvan. Bahçıvan. Şimdi bir kerelik çağırabiliyoruz. Ya da düzenli olarak da çağırabiliyoruz da. Şu an çağıramıyoruz çünkü gardenımız yok. Galiba bu bitkilere bakmıyor. Sims 2 ve 3'te, 3'te bilmiyorum da 2'de ve 1'de şeydi. Bahçıvan çağırırsanız her çiçeğinize çok güzel suluyor, bakıyor falan filan. Galiba Sims 4'te sadece sebze ve meyve olan bitkilere bakıyor. Bu ne kadar saçma bir şey. Hiç sevmedim bu olayı şu anda. Bunu da koyalım mı madem? Bunu koyalım hadi. Bonsai. Bonsai mi bu? Evet bonsai. Bonsai değil bonsai. Neyse artık. Garden please. Şuradan birkaç tane daha. Şey koyalım. Garden planter box. Burada bunu daha farklı bir yere koyalım. İçeri koyalım mı? Aynen içeri koyalım. İyi bari. O zaman buraya birkaç tane tohum alalım. Çiçek de koyabiliyormuşuz bu arada. Meyve de al, ot da al, sebze de al. Onları sen güzelce ek arkaya Selena. Hepsini ek. Ne ekelim? Open seed packet. Bunu da aç. Bunu da aç. Bunu da aç. Hepsini aç. Yine en basit şeyler geldi. Ne ekebiliriz? Çilek ekelim bir tane. Üzüm de ekelim. Maydanoz koyalım. Ve muz koyalım. Sanırım muz ağaç oluyor. O yüzden muzu koymayalım. Boş verin. Fesleğen koyalım. Başka havuç koyalım. Daisy koyalım. Yani papatya. Mantar da koyabiliriz. Mantar koyabiliyor muyum? Evet koyabiliyorum. Ve bir adet Chrysanthemum adlı korkunç bir isme sahip olan çiçeği koyalım. Ve artık bahçıvanımızı çağırabiliyoruz. Hire a service. Hayır. Buy a retail store değil canım. Hire a service. You can do it baby, you can do it. Sen ne yapıyorsun Diego? Sen bunu biraz ilgilesene. Neyse. Bir kere eline gelsin bakalım bahçıvan ne yapacak. Sen de bu resme bak, incele. Çünkü dediğine göre bu resim insanları üzgün ediyormuş. Okuduğuma göre bir yerde. Bahçıvan usta. Bahçıvan usta gel. Herkes de etrafta koşuyor ha. What is this? What is this? Who are you? You are sexy. Lindsay Sterling? Is that you? Wow. Neyse bahçıvanımız umarız hızlı gelir. Bekliyoruz çünkü. Siz ne yaptınız bu arada? Ay bunlar mesela yaptı bile galiba. Well. Acaba büyütsem mi Mark'ı ya? Bence büyüteyim artık. Bence Mark da büyüsün. O zaman ona bir şey mi yapsak? Doğum günü partisi mi versek şuradan? Ya da direkt pasta koyup şey yapabiliriz. Kendi pastanı kendin yap ve büyü. Hamburger cake. Bahçıvanımız geldi mi? Bahçıvan gelmedi. Bahçıvan. Niye gelmedi ya? Thanks for ordering. Ha, pazartesi günü saat 9'u 5 geçe gelecekmiş. Pardon, okumamışım. Özür dilerim. Bu arada ne kadar güzel yüzüyor Diego. Baya hızlı mı yüzüyor bana mı öyle geldi? Fitness'ı level 1 bir de hani iyi yüksek olsa tamam da çok korkunç değil mi böyle tek bir yolda yüzmesi beni korkuttu şu anda neyse. Mark sen pastanı yap şuradan niye yapmıyorsun ama? Aslında buraya şey koyabilir miyiz? Yok koyamıyoruz. Ne oluyor lan? Ha brain freeze yaşadı galiba neyse. Okay. Buradan bir beyaz kek yap o zaman. Hamburger kek yapmak istemiyorsan. Hey, I heard you become friends with Tyler Dixon. He's pretty cool. Matthias'la Tyler sevgili mi? Ay, sevgili diyorum. Arkadaş mılar? Bize böyle şeyler söylüyor garip şekilde. Neyse sen bunu bırak. Acaba dışarı çıksam bir şey çalabilir miyim? Hani şu kleptomaniac trait'i geldi ya. Yok gelmemiş. Neyse. Bu arada Tyler'a ben grilled cheese aspiration yapacaktım. Galiba yapamayacağım. I hear there's a great party going down at the nightclub right now. Wanna check it out? Kime geldi bu? Tyler'a mı geldi? Vallahi uyuyorum. Tyler uyuyor, üzgünüm. Sorry. Siz ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmıyorsunuz valla. Gelin oturun beraber konuşun burada. Sit and chat here.
Do what you want with my body. Portakallı sorbe, bunu ye madem. Ne bileyim. Yalnız Selena geldi, onlar kalktı ya. Hep böyle oluyor. Öf. Gıcık. Siz ne yapıyorsunuz? Passionate etkisi yap. Aa. Romance. Keşke evlenseler. Professor Undying Glove. Sonsuza kadar seni seveceğim, Audrey. Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Bu arada yatağı şey almayı unutmuşum da sağ alayım ki yatsınlar. Zaten galiba yarım alsam da yatıyorlar değil mi? Aa, alamıyorum. Dur, alabiliyor muyum? Umarım geçebilir oraya. Can you sleep there? Gel Tyler, sen de burada yatmayı dene. İkisi aynı anda yatsın da bir bakalım. Yatacaklar mı? Maalesef yatamıyor galiba. Ya bu çok kötü bir şey yalnız. Nasıl ben bunu hesap edemedim? Mimar Brinka is bad. Ve başka hiçbir şekilde yatamayacaklar galiba orada değil mi? Yok, hiçbir şekilde olmuyor. Ne kadar kötü bir şey. Şu an Sims'ten soğudum. Böyle olabilir mi? Yok, böyle de olmuyor. O zaman burayı biraz genişletsek. Şöyle bir adet. Bir gıdım. Şöyle. Yok, bu değil. Bu. Aa. Şunu şöyle yapsam nasıl olur? Gerçi bu sefer de küçüldü burası ya. Bu da berbat mı gözüktü? Yok, o kadar da kötü değil. Aynen. O zaman bunu da böyle alabiliriz. Değil mi? Oldu mu? Evet, çok da kötü değil bakın. Sadece şurada biraz potluk oluştu ama. Bir küçük fazlalık oldu ama neyse, artık ona da. What can I do sometimes? Heh, bak ne güzel böyle. Daha da geniş oldu o da. Brinka is not a bad mimar. Please, please. O zaman o şey, burada ne var bu? Lover's Rose? Galiba bu custom content. Evet, custom content. Bitkiymiş. Gül daha çok. Buraya bir adet halı koyalım. Şöyle güzel güzel takılsınlar burada. Hazır alan büyümüşken. Böyle kalabilir burada. O zaman bunu da bir de böyle şey yapalım. Uzatalım. Burası da böyle güzel bir yer oldu. Bunu koyabilir miyiz? Evet, koyabiliriz. Tamam. Buraya da bir adet resim koyarsam her şey daha iyi olacak. Değil mi? Bence öyle. Oh. So. Bu biraz garip bir resim, o yüzden bunu koymak istemiyorum. Movie Hangout'la gelen bir şey de koymak istemiyorum. Çünkü Movie Hangout kusuyorsunuz artık, biliyorum. Bunu koyabilirim. Çok yakışmadı gibi ama neyse. Bu da böyle olsun. Şey de koyalım. Storage için. Dolap. Yalnız pembe çok tatlı oldu. O zaman bunu böyle alalım. Tamam, buldum ben ne yapacağım. Bunu da böyle al. Niye alamıyorsun? Heh, al. Ve. Ayna. Çünkü ayna olmazsa hiçbir şey olmaz. Like literally nothing would happen. Tamam. Sanırım daha iyi oldu. Bunu pembe yapabilir miyim? Vallahi yaptım. Bu oda ne kadar güzel oldu bir anda, renkli oldu. Gerçi bu beyaz olsa daha iyi olur sanki. Aynen, beyaz olsun. Altta duvarın şey aynısı var ama, dolabın. Hiç olmazsa artık aynı yatakta yatacaklarını bilmek çok iyi bir duygu. Sleep in the same bed. Sleep. Go freaking sleep. Selena? Selena utangaç. Niye? Birisinin şeyini gördü. Datanı gördü. Galiba Audrey'nin özel bölgelerini rahatsız etti, o yüzden. Normal, normal. Gel tuvaleti kullan. Audrey ne yapsın? Audrey de. Uyusun. Burada uyuyun. Bu arada Selena'yı da yatak yapmamız gerekecek. Ona nerede yatacak diye düşünüyorum şu anda. Yatmasın ya Selena. Change color. Aqua. Ha. Bunun rengini değiştirebiliyormuşuz. Peki. Bunu shape yapmadan biraz gardening skill'e olsun hiç olmazsa. Selena'mızın. La 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 la. Selena'nın işi var mı? Aa, yok. Ezo. Sen ne yapıyorsun? Sen büyüyecektin mal. Yalnız niye yapmıyor bunları? Ha, buralar dolu çünkü. Ben de diyorum niye olmuyor. Biz bir hizmetçi çağırsak olur mu? Hire a service. Çünkü gerekiyor. Evimiz pardon da bok götürüyor. Scheduled mate.
Aplomaş be. Sanırım artık doğum günü pastasını da yapabiliriz. Lütfen hızlı bir şekilde yap ve büyü artık Mark. Hatta Audrey de büyüsün, aynı zamanda büyüsünler ya. Hiç uğraşmayalım yani. İyice kirlendi ev. La la la. Ne yapıyor? Selena nerede? Birisiyle mi konu... Ne bu ne? Melina mı? This is weird. Niye böyle şeyler yapıyor anlamadım Selena ama beni korkutmaya başladı. Mark dondurmasını... Ay dondurma diyorum. Dondurma makinesini görünce aklıma dondurma geldi. Have you made the cake? Mark'cığım. Heh yapmış. O zaman artık doğum günü mumları da ekleyebileceğiz. Ve büyüyebileceğiz. Blow out candles. Hadi büyü artık. Zamanı geldi be. Aa. Hiç uzatma büyü direkt. Heh büyüdün. Aferin. Yes. Ne olsun? Dance manyak olsun. Aynen dans etmeyi sevsin madem get together'la gelen bir şey kullanalım. Tekrar birthday candle ekle. O dedi uyan kalk kız. Make a wish. Kalk kız şu an doğru. Onu bilenler bildi. Selena da buradan mal mal herkesi izliyor. Ne yapıyorlar? Resmimiz şarkı mı söylediler? Bu neydi? Ne kadar garip bir şeydi. Peki. Tamam. Audrey'ye ne seçelim? Materyalistik olsun bence Audrey. Neden bunu seçtim bilmiyorum ama. Hazır uyandığınız pastanızı da yiyebilirsiniz. Take a piece. Sen aç mısın? Sen açtıysın. Sen sadece uykun var. Gerçi açsın ya. O zaman şuradan bir kekini al diyeceğim de her şey bok gibi. Şey yesen. Grilled cheese. Heh. Senin içine koydum ama neyse. Grab a serving al. Grilled cheese ye. Uyumaya gidiyordun ama özür dilerim neyse. Gece 1:30 ya. Ay ne kadar garip insanlar. Niye buradasın? Ne kadar solo takılmayı seven bir Mark. Bunlar da hiçbir şey yapmıyor. Ne kadar boş bir aile. Şu an aileyi kınadım. Ayıp. Tamam mı? Hazır mısın? İyi bari. Burada yapması gereken başka bir şey var mı Selena'nın? Yok. Selena ne kadar boş bir insan. İşi yok. Gel o zaman bunu şey... Aa, ay güzel yapmış ama şimdi. Examine bonsai. Ne olacak? Hiç olmazsa bahçesi olsun. Değil mi? Biraz uğraşsın. Ne yapıyor şu anda korkuyorum. That is weird. Tyler uyandı ve Tyler duşunu alıyor. Tyler duşunu aldıktan sonra aşağı inip yemek yiyecek. Have a quick meal. Ya da direkt şey yesin. Grilled cheese. Aa bu caprese salatmış bu arada yanlış bakmışım. Neyse. Ben diyorum ki Mark'la Audrey büyüdüğüne göre artık evlensinler değil mi? Evlenebilirler. O zaman romantic. Propose. Hadi bakalım. Hatta dur ilk önce try for baby yapın. Bebek yapın öyle valla. Try for baby. İlk bebek yapın sonra evlenin. Sims dünyasında böyle işler ilerler tamam mı? Selam canım bebek yapacağız. Anlamıyorum ama neyse. Pata 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 pata. Ay bir dakika bu yatakta mı yapacaklar? Son son çık Selena. Bunlar bu Selena ne yapıyor? Selena hiçbir şey yapmıyor. Selena'cığım sen buradan çık. Bunlar mühim işler yapacak. Sen gel ne yap biliyor musun? Patlamış mısır ya. Zaten aile herkes patlamış mısır yiyor. Sims'e ne zaman patlamış mısır ya da işte ne bileyim dondurma ya da ne bileyim herhangi bir yemek şey gelince, makinesi gelince hep onu kullanıyorum. İster istemez. Ve bu biraz garip. Mesela Get Together serisinde de hep patlamış mısır yiyorlar. Ben de patlamış mısır severim. O yüzden yemelerini de seviyorum. Bilmiyorum garip bir insanım. Başka ne yapabilir? O zaman bunları eksin diyeceğim de bahçıvanın ekmesini izlemek istiyorum. Bunu plant yapsın madem. Bir tanesini yapsın. Tyler ne yapıyor? Tyler hiçbir şey yapmıyor. Dondurma yeme. Gel aşağı. Sen grilled cheese ye. Ya da patlamış mısır ye. Cebinde patlamış mısır var zaten. Ya da yok mu bilmiyorum. This family is so weird. Audrey sen de normal kıyafetinde bürün. Yeter. Tuvalete git bakalım hamile misin? Aa hadi.
İşe yara yani. Ne çıkacak? Hamile miyim değil miyim? La 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 la. Audrey is not pregnant. Maybe next time. Olmadı dostlar, olmadı, olmadı, olmadı vallahi. Tekrar yapacaksınız. Gel canım. Sit yap. Sen de uyan. Sit yapın. Sit yapın ne ya? Oturun. Ve try for baby please. You can do it. You can do it. Bu arada Diego'nun doğum günü. Ne alaka? Diego yaşlanacak mı? He tamam, adult olacak. Bir an korktum. Ay düşünsenize. Yaşlanıyor Diego. Gerçi olabilir. Hani bayağı hızlı ilerliyor ama neyse. Selena ne yapıyor? Bahçesiyle uğraşıyor. Selena ne kadar doğayı seven birisi değil mi? Kyra kim ya? Okay, okay, calm down. Bu arada onu da yap ama sonra hepsini yapma Selena. Heh. Bırak. Öbürlerini şey yapsın. Bahçıvanımız yapsın. Sonuçta bahçe işi hiç güzel değildi ve çıkalım. Ben gerçekten sevmedim. O yüzden bu gruptan çıkacağım. Çıkabiliyor muyum? Can I leave please? Bye bye. Çıktık. Yes. Harika. Şimdi ise bahçıvanımız gelecek. Peki bahçıvan nerede? Geldi mi? Ana burada. Gardener service. Merhaba bizim bahçıvan teyze. Mariel Viles, Mariel Viles. Burada bu yeni bir elbise galiba. Aferin, bir işe yarıyorsun. Onun dışında ben sanki bir şey daha yapacaktım. Heh, Audrey. Tuvalet, test. Hamilelik, popo. Hemen. Congratulations on your recent birthday. İnanmıyorum. Dexter doğum günümüzü kutladı. Ay ne kadar güzel. Harika, şu an çok mutlu oldum. Siz gidin tekrar bebek yapın. Hadi. Gerçi şey şu anda tek pregnancy test yapması gerekiyor ama niye yapmadı anlamadım. Gel yukarı, o zaman burada yapın. Bilemedim ki. Audrey ile yap. Tyler ne? Tyler işte diyor da Tyler burada. Ne? Ne oluyor lan? Oyun çöktü şu anda galiba. Anlamadım niye böyle oldu. Bu ne? Gül. Tyler işte diyor ama Tyler işte değil. Bu ne? What the fuck? Anlamadım şu anda oyunu. Selena da aşağıda uyuyor. Mışıl mışıl. Siz ne yapıyorsunuz? Selena'yı kaldıracak mısın? Ne kadar iğrenç insanlarsınız siz. Sırf try for baby yapmak için Selena'yı kaldırdılar yatarken. Ayıp denen bir şey var yani. Hadi lütfen uzatmayın. Bu bebeği görmek istiyoruz. Bitti mi? Tamam, şimdi bir bakalım hamile mi değil mi? Ona göre yeter yani, bölümü de bitirmem lazım. Yes yes, evet baby, hadi harika. Aa harika Allah. Audrey hamile. Neyse, hiç olmazsa bunu öğrenmiş olduk. İyi bir şekilde. O yüzden ben de diyorum ki bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki Sims 4 oyun yılı bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve mutlu kalın. O zamana kadar bye bye, görüşürüz.